İyi geceler sevgili izleyiciler. TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Gündem Dışı programıyla karşınızdayız. Bu akşam yine çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Çok kıymetli bir konuğumla. Türkiye ve dünyada gündem maddeleri sık sık değişse de uzun süredir çok önemli gündem maddelerimiz var. Özellikle üstüne yoğunlaştığımız bir savaş, savaşlar, bir de ekonomi. Bu akşam biz ekonomiyi konuşacağız. Tabii programa başlamadan önce şu uyarıyı yapmakta fayda görüyorum. Bu akşam programda konuşacağımız hiçbir başlık bir yatırım tavsiyesi değildir. Ancak biz bu akşam paraya, yatırıma, tasarrufa bakış açımızı geliştirmeye gayret edeceğiz. Aynı zamanda ekran başındaki izleyicilerimize finansal okur yazarlık konusunda bir farkındalık oluşturmayı da amaçlıyoruz. Kiminle birlikteyiz? Konuğum tasarruf ve yatırım danışmanı sevgili Mert Başaran. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben programa başlarken, tabii programa hazırlanırken daha öncesinde bu kitapları elime geçmişti Mert Bey'in. Para kazanmanın unutturulmuş sırları, küçük işler, büyük özgürlükler. Bu kitap ilk kitaptı ve hani televizyonculuk tabiriyle satış rekorları, reyting rekorları kırdı. En çok satan ekonomi kitabı, evet. Değil mi? Evet, şu an öyle gözüküyor. Son iki yıldır öyle gözüküyor. Bu şaşırtıcı çünkü bir ekonomi kitabının en çok satanlar listesine zirvede yer alması gerçekten şaşırtıcı. Yeni kitap da bu. Her sabah alarmı sesiyle uyanmayı, maaş kölesi olmayı, ekstra kabusla yaşamayı bırak diyor Mert Bey yeni kitabında. Bu kitapta en küçük yatırımlarla en büyük kazancın matematiğini öğreneceksiniz diyor. Yer yer kitaptan da sorulara paylaşacağım Mert Bey'le. Kitaba dair de konuşacağız ama ne oldu? Ekonomi ana gündem maddemiz mi oldu da ekonomi kitapları tabii, çok satıyor? Tabii şimdi şöyle oldu. Bir de siz çok özür dilerim, arada bölmek istemediğim tabii, için baştan sorayım diyorum. Bir de siz böyle birden hayatımıza girdiniz. Aslında ekonomi deyince bizim hani lütfen yanlış anlamayın. Bu cümlenin öznesi olanlar da yanlış anlaması çok popüler. Çok bilindik ekonomistlerimiz de vardı ama hiç kitaplarını bu kadar sattığına ben şahitlik etmedim. Eğer satmışsa da benim kusurum olsun bu ifade. Ne oldu da yok, rakamsal böyle olarak, oldu? Rakamsal olarak dediğiniz doğru, evet, epey yüksek sattı. Yani 100 bini buluyor yaklaşık şu iki kitap. Pek öyle bir kitap adedi yok Türkiye'de satılmış. Bunun nedeni şu, bence şöyle. Şimdi Türkiye'de genelde ekonomistler veya çok daha eğitimli bir hocalar, akademisyenler... Türkiye'nin belki bir yüzde yarımı var, eğitimli bir yüzde yarımı var. O yarımlık kitleye bir şeyler anlatıyorlar ve çok daha farklı bir dille, çok daha sofistike anlatıyorlar. Hı hı. Ben ise belki halkın %99,5'una hitap edecek şekilde, yani anneanne babaanne usulü anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla benim ulaştığım ve ulaşmaya çalıştığım kitle çok daha büyük bir kitle. Çok daha büyük kitle olduğu için de çok daha çok kitap satılması gayet normal. Benim bilgilerim daha iyi demek değil bu kesinlikle. Öyle bir hadsizlik yapmak istemem. Öyle bir şey de yok zaten. Ben tamamen daha anlaşılır şekilde, daha geniş daha bir kitle. Daha teknik kelimelerden, teknik kavramlardan. Evet, daha teknik biraz kavramlardan. Daha... Biraz da şey var, biraz da şey var. Benim hayatım bu noktalardan geldiği için. Yani mesela ben bu şu anda bu proje, buranın yapıldığı, şu anda bu çekimin yapıldığı bowling salonun olduğu bir yer vardı. Burada aynı zamanda bir alışveriş merkezi burası. Ben burada mesela 20 yaşında üniversite bildiğini bitirmiştim. İş bulamadım. İş bulamadığımda, o yüzden burası benim için önemli bir nokta. Anılarınız canlandı. Evet, anılarım canlandı. Ben burada üniversitedeki arkadaşlarıma resepsiyonda ayakkabı veriyordum babamın borçlarından dolayı. Şimdi benim hikayem biraz da böyle olduğu için bu hikayeden gelmiş bir insan olması da belki bu kitabın satmasına veya insanların içselleştirmesine etkilemiş olabilir. Çünkü genelde bu tip kitapları veya daha böyle üst düzey kitapları yazanlar işte Amerika'nın en iyi okullarında okumuş ya da işte Fransa'nın en iyi okullarında okumuş. Çok iyi ailenin çocukları veya çok zeki olan insanlar. Ben tamamen çok sıradan böyle zeki olmayan ve çok daha zor şartlarda ilerlemiş bir insan olduğum için belki insanlar ondan etkilendiler, bilmiyorum ama hani Türkiye'de gerçeği bu aslında. Siyasette de bu var farkındaysanız. Yani siyasette de aslında bakarsanız işte halka daha yakın olanlar
Belki çok eğitimli veya çok bilgili olmasa da daha çok teveccüh görebiliyorlar. Yıllardan beri bu kabul edilemiyor ama Türkiye'nin gerçeği insanlar biraz bağ kurmakla. Bağ kurmakla, yani. Aynen öyle. Yani o bağ kurmak çok farklı bir şey. Demek ki o bağı kurduk. Ben de beklemiyordum. Ya ben bu kitabı yazarken yayın evi bana geldiğinde benim kitabım satmaz yani. Ben profesör değilim, doçent değilim, bir marka değilim. Niye satsın dedim. O bana bir siyasetten bir örnek verdi. İsmini vermeyeceğim. Sen siyasetteki şu kişinin ekonomideki versiyonuna benziyorsun dedi. Çok o yüzden tutabilir dedi. Öyle de nasip etti. Allah nasip etti. Her şey nasip dediğim gibi yani. Peki. Bir şekilde denedik oldu. Peki şimdi çok fazla başlık var. Sizi de yakalamışken detaylı detaylı da konuşmak istiyorum. Ama ilk önce böyle bir genel bir girizgah yapalım isterim. Son 3 yıla baktığımızda pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, zaten Orta Doğu'da olanlar uzun süredir devam ediyor. Gerçekten dünya kaotik bir halde. Tabii bunun da global bir ekonomik kriz yarattığı aşikar. Nedir bu global ekonomik kriz? Ülkeleri nasıl etkiler? Şimdi dünyada aslında çok çok büyük bir sorun var. Bunu hani Türkiye'deki sorun çok büyük ama Avrupa'daki insanlar da aynısını anlatıyor. Amerika'daki insanlar da aynısını anlatıyor. Şimdi dünyada gitgide para belli bir kesimin elinde toplanmaya başlamıştı. İyice orada kaldı. Yani Amerika'nın %1'i neredeyse Afrika'daki bütün fakirliği bitirecek kadar bir paraya sahip olmaya başladı. Aynı şekilde Türkiye'de de belli bir grup işte orta sınıfın çoğunun varlığından daha fazla varlığa sahip olmaya başladı. Bütün istatistikler bunu gösteriyor. Şimdi bunun sonunda da şöyle bir sıkıntı oluşmaya başladı. Artık orta sınıf ortadan kaybolmaya başladı. Orta sınıf ortadan kaybolmaya başladıkça da orta sınıfın harcama yapacak parası kalmamaya başladı. Dolayısıyla da hatta bununla ilgili çoğu böyle büyük ülkede hani vatandaşlık maaşı mı versek insanlara? Vatandaşlık maaşı mı versek insanlara falan diye konuşmalar başladı. Çünkü artık harcama yapacak insanlar kalmadı. Harcama yapacak orta sınıfta para kalmadı. Ve yapay zeka ve teknolojiyle beraber iş gücüne de ihtiyaç gitgide azalmaya başladı. Dolayısıyla da gitgide böyle çok zor bir döneme evriliyor dünya. Bundan dolayı da bütün aslında bu yaşanan savaşların ya da bu savaş gibi olan terör saldırılarının, belli ülkelerin vekalet savaşlarının en büyük nedeni dünyada bir paranın hegemonyasını kurmak. İşte doların hegemonyasını kaybetmemek. Bunun üzerine giden bir düzen var şu anda ve bunun daha da ilerleyeceğini, daha da kötü olacağını öngörüyoruz ve daha da iyi olmayacak. Yani Türkiye'de de olmayacak, dünyada da olmayacak. Şöyle bir örnek vereyim anlaşılsın. Ya bundan 30 yıl önce şunu duymuşsunuzdur, işte babanız veya dedeniz şunu demiştir, işte biz çalışarak Şişli'de ev alabiliyorduk. Babanız, biz çalışarak işte Bakırköy'de ev alabiliyorduk demiştir. Bizler çalışarak belki Kurtköy'de alabildik. Ama bizim çocuklarımız çalışarak büyük ihtimalle işte Çerkezköy'de veya Çatalca'da bile alamayacaklar. Yani gitgide böyle bir dünyaya doğru. Çatalca artık çok pahalandı zaten. Evet, dünya böyle bir yere gidiyor. Yani dünyada mesela Londra'da çoğu insan İngilizler oturamaz. Oturamaz. Manhattan'da, Amerika'da oturamaz. Evet. Yok, hep başka yerlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Dünya böyle bir yere doğru gidiyor ve bunun nedenini sorarsanız aslında aşırı şekilde insanların tüketim sarmalına girmesi, inanılmaz şekilde köleleşmesi. Bunları da daha sonra konuşacağız zaten. Peki altın, doların, borsanın sürekli yükselmesi buna ne sebep oluyor? Arz talep. Arz talep diye bir şey var. Dünyada Herkes oraya mı yöneliyor bu kriz ortamı olduğunda? Kriz ortamlarında şöyle bir şey olur. Krizlerde duruma göre yer değiştirir insanlar. Para dünyada bir para var diyelim. Bilmem kaç trilyon dolar diyelim bunu. Bu para dönemsel olarak belli yerlere gider. Bu bazen kriptoya gider. Bu sefer kripto çok artar. Altın ve borsalar yavaşlar. Bazen kriptodan çıkar altına gider. Bu sefer altın çok artar. Bazen ikisinden de çıkar borsaya gider. Bazen hepsinden çıkar konuta gider. Bu para devamlı yer değiştirir. Bu para yer değiştirirken siz doğru izi takip ederseniz çok para kazanırsınız. Ama doğru izi takip edemezseniz, terste kalırsanız, ki halkın çoğu terste kalır, çok para kaybederler. Nasıl olur? Şunu derler. Ben kriptoyu 65'ten aldım, 18'e düştü. Nasıl olur? Ya da ben borsayı işte 8.000'den aldım, 6.000'e düştü. Nasıl olur? Hep bu konuşulur. Bunun konuşulma nedeni de insanların genelde en zirvedeyken alması, herkesin konuştuğu dönemde alması, yanlış dönemde alması ve bundan dolayı para kaybetmesi. Bir şey çok konuşuluyorsa, çok duyuluyorsa oradan uzaklaşacağız. Kesinlikle bu. İşte dolayısıyla bu para sistemi böyle işler. Para sistemi devamlı yer değiştirir. Ya önümüzdeki, bundan 2 yıl önce herkes kripto konuşuyordu. Geçen sene de herkes borsa konuşuyordu. Belki bu sene herkes altın veya yine kripto konuşacak. Belki bir yıl sonra Amerikan borsasını konuşacak. Yani devamlı bir şey konuşuluyor.
Ama mühim olan o konuşulan noktada değil, konuşulmazken orada olabilmek. Bir dönem çok fazla toprak arsa konuşuldu değil mi? Yani herkes bir sürü psikolojisiyle zirvedeyken gidiyor. Ama ana fikri sorarsanız, ana fikri talep neredeyse fiyatlar orada artar. Hı hı. Bazen bu konutta olur, bazen bu arsada olur, bazen hisse senedinde olur. O talebi kim yaratır derseniz işte oradaki önemli konu. Talebi para sahipleri, dünyada böyle çok ciddi para sahibi. Buna genelde aileler diyorlar ama ben artık ailelerden de çıktı bu iş. Büyük şirketler var işte, isimlerini vermeyeyim ama çok büyük fonlar, ama dev fonlar. Yani bütün dünyadaki bütün markaların sahibi artık bunlar olmuş durumda. 4-5 tane büyük fon var, her şeyi onlar yönetiyor. Onlar nereye girerse orası yükseliyor. Vatandaş da onlar girdiğinde haberi olmuyor. Onlar çıkarken genelde giriyor ve o yüzden de zarar ediyor. Aslında buna dikkat etmemiz lazım. Peki işte konuşulmadan bunları anlamak mümkün mü? Hani dediniz ya, tabii ki mümkün. Konuşurken, konuşulurken aslında kaçmamız gerekiyor ama konuşunca insanlar farkında oluyor. O zaman gidiyorlar ama aslında çok yüksek fiyatlamadan alıp zarar ediyorlar. Tabii ki çok mümkün. Zaten işin bunu yapanlar böyle para kazanıyor. Burada birkaç parametreye dikkat etmek lazım. Nedir? İyi istatistik verisi tutmak lazım. İşte benim en büyük özelliğim, ben 14 yaşından beri bütün bu istatistikleri çok ciddi şekilde tutuyorum. Araştırıyorum, kendim yatırım yapıyorum. Burada şey çok önemli, bu arada bir parantez açayım. Yani hep bunu zaten ben kavgasını veriyorum veya biraz argüman olarak bunu sunuyorum. Şimdi bunu ilk Robert Kiyosaki çıkardı ama ben de onun arkasından aynı şeyi savunanlardan biriyim Türkiye'de. Şimdi Türkiye'de veya dünyada şöyle bir yanılgı var. Çok iyi eğitim sahibi, çok büyük akademisyenlerin çok iyi finansal bilgiye sahip olduğu ya da çok büyük ekonomi kanallarının çok büyük finansal bilgiye sahip olduğu tezi düşünülür. Fakat baktığımızda aslında para sahibi olanlar, iyi yatırım yapanlar, büyük para kazanmış olanlar, bir sürü dünyada da Türkiye'de de baktığınızda bu eğitime sahip olmayanlar. Buradan da şu çıkıyor, aslında ne kadar iyi bir ekonomist ya da ne kadar iyi bir akademisyen olduğunuz değil, ne kadar erken yaşta yatırım yapıp sahada veya piyasanın içinde ne kadar başarılı olduğunuzla alakalı bu. Dolayısıyla da yani 35 yaşına kadar, biraz metaforik anlatacağım, 35 yaşına kadar Amerika'nın bir şehrinde işte sürekli akademik yazılar yazmış bir ekonomistin 1986 yılında Tahtakale'den başlayarak işte bütün piyasalarda alım satım yapmış, hisse senedi almış. O zamanlar kağıtlar, hisse senetleri kağıt halindeyken al sat yapmış bir adam kadar başarılı olma şansı yok. Dolayısıyla da bütün piyasalardaki veriler de genelde bu tip kanallar vasıtasıyla geldiği için Robert Kiyosaki der ki iyi para kazanmak istiyorsanız bu genelde... Bu zengin baba fakir evet, baba. Evet, evet, evet. O der ki o ekonomi kanallarını... Ben bunu aynı şeyi savunuyorum da ben söylersem ben söylemiş olacağım. Bir yabancı söylesin daha inandırıcı olsun diye böyle Robert Kiyosaki'den şey yapıyorum. Bizde çünkü öyle bir şey var. Bir Türk söylerse çok ciddiye almıyoruz. Yabancı söylesin diyelim. Diyor ki ekonomi kanallarını ne kadar seyrederseniz diyor, ne kadar çok üst düzey diyor akademisyeni vesaire dinlerseniz diyor, o kadar çok para kaybedersiniz diyor. Mümkün olduğu kadar bunları dinlemeyeceksiniz diyor. Ve diyor kendi finansal bilginizi kendiniz geliştireceksiniz ve yanılmayacaksınız diyor bu sayede yaparsanız. Şimdi niye bu yanılmalar oluyor? Birkaç nedeni var. Biri, gerçekten bu kadar iyi eğitimli insanlar bilim insanı. Bakın bilim şunu anlatır size. Bu çok önemli bakın. Bilim bir varlık, bir gerçekleşme varsa size bunu uyandırır. Der ki mesela Amerika'da faiz düştü. Şimdi faiz düştüğü için piyasalar yükselebilir der. Çünkü bir bilimsel veridir. Doğru mu? Doğru. Veya ne der? Türkiye'de oldu. İşte 2012'de Türkiye'de inanılmaz şekilde başarılı olduk bir diye dönem oldu. İşte reytingimiz uluslararası kuruluşlardan en yüksek düzeye geldi. Tarihinde ilk defa Türkiye o noktaya geldi. Cumhuriyet tarihinde ve dünyadan her yerden yatırım gelecek dendi. Doğru mu? Doğru. Bilim bunu söyledi, bilim adamları. O gün tarihimizin en yüksek dönemindeydik. Bir daha asla o noktaya gelemedik. Yani en güzel haber geldi Canan Hanım. Cansu mu diyeyim, Canan mı diyeyim bu arada? İkisi de oldu, tamam. Canan Hanım en güzel noktaya geldi. Dediğimiz haber geldiği anda o günden sonra bir daha o noktaya gelmedi. Takır takır düşmeye başladı. Aynı şekilde pandemi de veriler çok kötü geliyor. Bütün hocalar, doçentler vesaire ölüm adetlerini hatırlıyor. Ondan sonra da bir daha borsa noktaya, o düşük noktaya bir daha gelmedi. Oradan çok yukarı çıktı. Evet, ama parası olan çok zengin oldu. İşte ama işte nereden, buradan nereye geliyoruz? Şimdi davranışsal iktisat diye bir şey vardır. İnsan psikolojisi başka bir şeydir. İnsan psikolojisi şunu gösterir. Daima rasyonel davranmaz. Duygusal davranır. Bu ne demek? Bilim size bir veri verdiğinde, yani ekonomi kanallarında veya başka bir yerde veya bir bilimsel veri size çok iyi piyasa dediği noktada zaten bunu daha önceden işi bilenler, öngörü sahipleri, buna tırnak içinde vizyonerler diyoruz, almıştır. Siz son alıcı olursunuz.
Buraya kadar anlatabildim. Yani en iyi haber geldi. Siz bakıyorsunuz diyorsunuz ki Mert Bey en iyi haber geldi. Çok sevinmemiz lazım değil mi? Siz alırken de zaten muhtemelen daha önce almış olanlar satıyordur. Evet. Siz onların sattıklarını alıyorsunuz. Peki onlar niye göre alıyorlar? İşte oraya gelip onlar niye göre alıyorlar? Onlar da bilimsel veriye göre değil. Bunlar genelde akademisyen veya çok eğitimli insanlar da değil. Bunlar tamamen sahada yıllardan beri çarpışa çarpışa alsat yaparak uğraşarak insan psikolojisini çözmüş. Hep diyorum Tahtakale Sultanahmet'te Hakiki Hayat Üniversitesi'ni çok iyi bitirmişler. Bu insanlardan çıkıyor genelde. Çünkü çok küçük yaşlardan beri borsanın içinde veya piyasaların içinde olduğu için ya da altın piyasasında. Onlar diyor ki mesela çok sabit duruyor bu hisse senedi diyor. Bakın mesela şunu diyen birini biliyordum. Pandemi olurken insanlar çok ciddi vefatlar yaşarken bu çok fiyatlar çok düştü. Bütün verimsel veriler çok kötü gösteriyor ama artık daha düşmez. Daha önce de ben bunu 15 yıl önce yaşamıştım. Başka bir krizde yaşamıştım. Şimdi ben buradan alıyorum deyip servet yapan bir sürü tırnak içinde çok az eğitimli olan ama çok fazla saha bilgisi olan insanlar var. Dolayısıyla sorunuzun özü şu. Biraz geçmiş tecrübesine bakacaksınız. Geçmişteki felaketlerde piyasalar ne kadar düştü, nerelerden döndü, grafiklerine oransal olarak baktığınızda şunu görüyorsunuz ki en kötü krizler başladığında düşüyor. Bir noktadan sonra artık düşemiyor. Kriz devam ediyor. Kötü haberler akışı devam ediyor ama birileri orada alıyor. Onu görmeye başladığınızda orada alıp ısrarlı şekilde beklediğinizde de çok ciddi para kazanıp servet yapabiliyorsunuz. Evet, burada şimdi Zengin Baba Fakir Baba kitabını işaret ettiğiniz için o kitapla ilgili ben okudum o kitabı. En çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu para kazanma işi, paradan daha fazla para yapma meselesi biraz mental de bir iş. Cesur olmak da gerektiren bir iş. Parayı kenarda koyayım değil de yatırım da yapayım denilen bir iş. Yani çok çarpıcıydı. Bir ilgili bir bölüm vardı. Biz dedi eşimle diyor bir ev aldık ama bunu bir yatırım olarak yani canımız istediği için aldık diyor yani. Ama o parayı boşa koyduğumuzu biliyorduk. Yoksa diyor o parayla ben yatırım yapıp sürekli pasif gelir üretebilirdim. Yani o pasif gelir arttırmak nasıl olacak? Pasif gelir şudur. Siz uyurken de para kazanıyorsanız pasif gelir sahibisinizdir. Yani sizin şu anda bir eviniz varsa işte Eyüp Sultan'da örnek vereyim diyelim. Oradan size kira geliyorsa siz uyurken de aslında para kazanıyorsunuzdur. Ya da Türkiye'nin çok büyük bir ismini vermeyeyim bir şirketi var. 65 dakikada bir araba üretiyor fabrikada. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri. Siz ondan bir ot bile yani bir kahve parasıyla bile bir hisse aldıysanız aslında siz uyurken de para kazanıyorsunuz aslında. O şirket çünkü çalışıyor, siz onun ortağısınız. Bunu 1000 tane yaptığınızda çok büyük para kazanıyorsunuz. Bir tane alınca tabii çok bir şey kazanmazsınız ama büyüttüğünüzde daha çok para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla buna pasif gelir deniyor. Bunun yolu akarken, paranız gelirken gereksiz harcamaları yapmayarak, o gereksiz harcamaları dışına çıkararak hayatınızdan, bu dediği gibi işte bazen bu lüks ev olabilir, bazen lüks bir araba olabilir, bazen lüks bir saat olabilir, bazen lüks bir telefon olabilir. Bunları hayatınızdan çıkararak onlar yerine doğru varlıklara yatırım yaparsanız siz gelecekte pasif gelir sahibi olabilirsiniz. Benim kitapta da anlattığım, bazen çok inandırıcı gelmiyor insanlar ama beni geçmişte bilenler biliyor. Öyle bir insanım çünkü. Benim bir defterim vardır mesela, her yıl onu not alırım. İşte 94 yılında bile Twitter'ımda paylaştım onu. Ben hangi hisse senetlerini aldığımı yazmışım. Mesela ilk 94'te demeyeyim ama 2005 yılında mesela şunu yapmışım. Bir kulaklık çıkmış, ismini vermeyeceğim. Kulaklıkla böyle müzik dinlenen bir marka var. Dünyanın en büyük markası şu anda o. Ben herkes onu alırken arkadaşlarım ona $200 onu alacağım ama ne yapacağım dedim, hani kulağıma müzik dinleyeceğim ne olacak dedim. Ben gidip onun hissesini alayım. Demek ki bu şirket bir şeye gelebilir, bir yere gelebilir dedim. Sonra o şirket inanılmaz arttı. Ve o bir tane kulaklık parasıyla ben Esenyurt taraflarında bir ev alacak paraya sahip oldum ve gittim orada bir ev aldım. Şimdi bu hikayeler, bir sürü örnek sayabilirim böyle. Bunu Türkiye'de de yapan biri var mesela, tanıyorum. Yine çok büyük bir alışveriş marketleri zincirinin hissesine sahip. Ya, $1000 falan koydu, milyonlarca doları oldu. Şimdi burada önemli olan şey şu. Bir, sabrınız var mı? Bizim Türk milletinin sabrı yok. Oraya geleceğiz. Çok kısa vadeciyiz. Alsat. İki diğer önemli kısım. O gün o parayı oraya yatıracak paranız var mı? Şimdi paranız yoksa da yapacak bir şey yok. Bazı insanların gerçekten parası yok. Onların yatırım şansı yok. Ama bazı insanlar var. Demin anlattığım gibi. Ya telefon parasına, araba parasına, başka şeyler parasına, hatta çok abartı gelecek insanlar ama kahve parasına bile yatırım yapılabilirken bunları yapmıyoruz. Ve bu fırsatları kaçıyoruz. Bu neden ne biliyor musunuz Cansu Hanım? En önemli konu bu bence. Benim zaten kitabı yazma nedenim de bu. Bakın, ben en çok şu an altını çizeceğim konu bu. İnsanlar etrafındaki 5 kişinin ortalamasıdır. Kesinlikle. Şimdi sizin etrafınızda, siz şimdi Çankırı'da doğdunuz ve etrafınızda herkes tarım işçisi ise, babanız akşamları evde otururken tarım işçileriyle beraberse,
ya da babanız fabrika işçisiyse, etrafınız fabrika işçileriyle beraberse siz aklınızdan şunu getiremiyorsunuz. Gerçekten getirme şansınız yok. Ya ben bir tane hisse senedi alayım, tutayım da 15 yıl sonra emekli olurum. Böyle bir şey olacağına inanmazsınız çünkü böyle bir şey görmemişsiniz. Ya da ben bireysel emeklilikte para yatırayım da çocuğum 20 yıl sonra Amerika'nın en iyi okullarında okusun. Bunu görmemişsiniz. Veya çok uzak bir yerde bir toprak alayım şehire ama orası yarın bana 5-10 tane daire çıkarsın diyemezsiniz çünkü görmemişsiniz.